Çift çizgiden herkese merhaba. Ben Aslı. Yepyeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölüm farklı bir mekandayız fark ettiğiniz üzere. Çünkü çok önemli bir misafirim var kanalıma. Karşınızda annem Güzin Türkel. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız inşallah? İyiyiz inşallah. Siz nasılsınız? Sizler de çok iyiyiz işte. Çoluk çocuk. Allah iyilik versin. Biz de torun torba devam ediyoruz hayatta. Çok güzel, çok güzel. Çok tebrik ederim. Sizde iki torun vardı değil mi? Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Eteklerimiz çalıyor. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Malumun 8 aylık bir anne. Çok 8 şükür. Aydır böyle arada böyle ay şöyle uf böyle falan böyle azıcık şikayet etmeye kalktığım an sen devreye giriyorsun. Bizim zamanımızda öyleydi, bizim zamanımızda böyleydi, ah biz neler çektik, ah o öyleydi, ah bu böyleydi deyip deyip duruyorsun. Ben de sana Türkiye'nin en önemli platformlarından biri olan Aslı Kızmaz'ın YouTube kanalını açtım. Kamerası başla. Bir. Bir. Uyutmak. Ninni söylemek. Biz ninni söylerdik. Siz basıyorsunuz YouTube'a. Ninniler. Müzikler her şey çıkıyor ve bebekler uyuyor. Evet, teknoloji sabaha güzel. Kadar ninni söylüyorum. Peki en sevdiğim benim ninni neydi? Elleri kolları kınalı bebek. Hadi patlat o zaman güzelce. Hadi. Elleri kolları kınalı bebek. Yanımda yürüme kaygılı bebek. İşte bu. Bak şak şak oynuyordu. Anladım. Gerçekten bu şey önemli bir durum yani. Evet. Biz YouTube'da işte 8 saat bebek uyutan müzik. Mesela YouTube'a giriyorsun. Baby sleep ATAR. Direkt böyle öyle bir sürü şey çıkıyor oradan. Ben de öğrendim. Evet. Sen de yapıyorsun. Ya da işte fön sesi var. Süpürge çamaşır sesi var. Ha, onları açıyorsun. Gerçekten çok da etkili oluyor bebeklerde. Okey. Birimiz cepte. İki. Uyutmak. Gene uyutmak anneciğim ya. Gerçekten bebek... Bebeğin bence tek derdi. Uyuduğu zaman bebeğin hiçbir sorun yok benim evet. Anladım. Yüzyıllardır değişmeyen tek derdi. Şimdi yatırıyoruz o elektronik beşiklere. Evet. Sallıyor, makine sesi çıkarıyor, müzik çalıyor, telefonlar bağlanıyor, ninniler söylüyor, bebek uyuyor. Biz burada beşik, burada salınacak. Böyle gece, bütün gece böylesin değil mi? Evet, babanla şey yapardık, nöbetleşe bakardık. Birbirimizi salladığımız günler oldu. Bizim daha işte başımıza geldi biliyor musun? Yani şöyle, şimdi Naz anne yanında yatıyordu eskiden. Ha, odasına geçmeden işte biliyorsun. Pış pışlıyor ya, geliyor. Hareket etti zaten pış pışlıyorsun. Arada ben böyleydim ilk kere. İlker Aslı beni pış pış, ay pardon falan deyip böyle Naz'a evet. Dönüyordum. Siz de ay, biz de böyle ne farkı var işte bak biz de yaşıyoruz onları. Ama bizden daha rahatsınız. Tabii ki de sizden daha rahatız ama biz de, Naz da benden rahat olacak. İnşallah. İnşallah. Tamam, o zaman 3'e geçelim. Geçelim. 3! Dinliyorum. Bir bez yıkamak. Kadın o hamile kaldıktan sonra... Büyük prodüksiyon. Evet, kadın hamile kaldıktan sonra... İlk iş, işte bebeğin eşyaları hazırlanır. Bizde önce bezler düşündürdü. İşte kundak bezi, ara bezi, üçgen bez hazırlanır. Bunlar metrelerce kumaşlar. Kaç tane hazırladın mesela bana doğmadan önce bez? 50 tane. Bana da bu yakışır. Abla, doğmamış bebeğe bez biçmek mi oluyor ya? Doğmamış evet doğru, doğmamış bebeğe bez biçmek diye bir şey var. O da doğru işte bak. O da doğru ama biz 7 aydan sonra başlardık bebek hazırlıklarına. Ben de öyle başladım. Bak, 7 değişmiş. Ay büyüklerimiz hiçbir şey yapmayacaksınız derlerdi. Anneanneler hazırlanırdı. Peki şey nasıldı yani böyle habire yıkıyor muydun onu? Anneciğim işte bezler dikiliyordu. Önce beyaz sabun alınır, rendelenir, kavanozlara konur. Mutlaka bir bez kazanı olur, bir küçük tüp olur. Ben biraz lüksüne kaçtım yani o dönem için. Küçük bir çamaşır makinesi almıştım tekrar. Bütün gün saat başı bez değiştirirsin. Bez değiştirip götürüp kazana koyarsın deterjanlı suya. Gece baba geldikten sonraki bizim gurbette olduğumuz için babaya bebeği teslim edersin. Annenin en büyük görevi banyodaki o kokuyu giderip bezleri yıkamak, kaynatmak. Durulamak, asmak. Ondan sonra sabahleyin de gece peki? Gece ne yapıyordun? Gece de mi değiştiriyordun? Gece 3 kere bez değiştiriyordum. Sonra Aslı uyumaz.
Ne yapayım anneciğim, yoksa yatar mı? Tamam da bir şey diyeceğim. Hayır, herkese şimdi bir dost meclisi olur. Annem işte klasik anneler hemen çocuklarını anlatır ya, ki ben de şu an o noktadayım. Ama annem böyle, Aslı uyumazdı. Uyumazdı. Evet. Ben bir yıl uyumadım. Çünkü gecede üç kere beni uyandırıyorsun. 39 kiloya düşmüştüm. Tamam da beni uyandırdığın için ben uyumuyorum. Ben aslında beni bıraksan uyuyacağım. Sen benim altımı değiştirmek için, altımı değiştirmek suretiyle. Ama çişli yatmayın diye. Yatmayalım için. Tabii ki de bak altını çiziyorum. Bundan sonra şöyle diyeceksin. Ay Aslı aslında çok tatlı, iyi huylu bir çocuktu ama tabii malum o zamanlar bezleri değiştirirken uyandırırdık. Yavrum uyuyamazdı. Ah yavrum. Diyeceğim. Söz veriyorum. Anlaştık. Aslında senin buraya çağırmamın nedeni çok çile çektin. Al sana bir paket prima. Şık şık. Senin ne işin olacak prima? Torunlarım var. Torunlarım var. Anne iki tane. Evet. Bir torunumuz var değil mi? Çok konuşmuştuk. Çok şükür. Ama şöyle bir şey var. Beni eğer 34 değil de 30 yıl önce doğurmuş olsaydın hem daha genç olacaktın. Ben de. Sen de. Hem de 30 yıl önce prima Türkiye'ye geldi. Bunların hiçbirini yaşamayacaktım. Ben mışıl mışıl uyuyan bir bebek olacaktım mesela. Ah keşke değil mi? Olsun, her haliyle güzel. Güzel tabii canım, çünkü ben senin kızını kabul ettim. Kızlar aslında hani bu tatlı videonun da bağlanacağı nokta primaydı. Prima 30. yılını kutluyor. Ben de bildiğiniz üzere birçok videoda da daha önce bahsettiğim gibi Naz ilk doğduğu günden itibaren bir prima kullanıcısıyım. Ve hiçbir zaman kullanmadığım bir şey hakkında sizlere bir yorumda bulunmadım. Ama ilk günden itibaren de hep prima kullandığımı ve çok memnun kaldığımı da söyledim. Bu işi aslında biraz duygusal anlatmak istiyorum. Bir rivayet varmış ya, bebekler anne ve babalarını seçermiş diye. Onlar bizi seçiyor. Milyonlarca bebek, milyonlarca anne baba arasında sizi seçiyor. Ve aslında siz de onlar için hep en iyisi olsun istiyorsunuz. Ve en iyisini araştırıyorsunuz. Evet, hani 34 yıl önce zaten çok fazla seçenek yok. Çok zor dönemler. Ama şimdi de yıl 2017 ve binlerce seçenek var önümüzde. Bir markete gittiğinizde aynı üründen onlarca, hatta bazılarından yüzlerce seçenek karşımıza çıkıyor. Burada her zaman onlar için en iyisini seçmek istiyoruz. Ben de Naz için her zaman en iyisini istediğim için tekrar dediriyorum. İlk günden beri prima kullanıyorum. Bir defa yine daha önce bahsettiğim gibi Naz'ın gece uykularının en büyük, deliksiz uyumasının en büyük nedeni prima. 12 saat, 7.30'da biliyorsunuz Naz'ı biz paketliyoruz, abla uyuyor ve sabah 7.30'a kadar ben Naz'ın altını değiştirmiyorum. Ve bu gerçekten büyük bir lüks. İşte annemin anlattığı, Aslı hiç uyumazdı. Aslında uyuyacağım belki ama devamlı altımı değiştiriyorlar ve benim rahatımı bozuyorlar ve uyanıyorum. Yine hani piyasadaki bir sürü bezde hani daha uygun, daha hesaplı diye alınıyor olabilir. Ama şöyle de bir şey var. Daha uzun süre kullanacağınız bir bez ve daha mutlu olabileceği bir bez varken aslında onu tercih etmek her zaman daha mantıklı geliyor bana. Ben böyle yapıyorum. Sizi bilemem ama dediğim gibi her zaman çok memnun kaldığım şeyleri size öneriyorum. Prima da onlardan biri, hatta ilki. Benim ilk günden beri yol arkadaşım. Hatırlar mısınız, bugün Instagram'a bir post girmiştim. Böyle eve çok mutsuz bir şekilde gelmiştim. İşte işe geri dönecektim, çalışsam mı çalışmasam mı? Ve muhteşem bir not yazmışlardı. Onunla ilgili de bir Instagram postu girmiştim. Bir de çok böyle gönülden bir bağım var. O yüzden ben de onların doğum gününü tüm içtenliğimle, tüm mutluluğumla kutluyorum. Bizim yanımızda oldukları için. Bunun yanında 12 Haziran'da, yani bu video yayına girdikten sonra Prima'nın bir etkinliğine katılacağım. Orada size canlı canlı birçok testi göstereceğim. Siz de aslında bu emicilik nasıl oluyor, ne kadar kaliteli, neler, hepsini canlı canlı görüyor olacaksınız. Kendim test edeceğim ve size göstereceğim. Bu kadar bezden bahsettin Aslı. Diyorsanız da bu elimde görmüş olduğunuz bezlerden 5 tanesini de şimdi bu videonun altına yorum yapan kişiye vereceğim. Nasıl vereceğim düşündüm. Hani hep onun içinden bahsediyoruz ya, onlar için ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Siz de kendi bebeğinizin sizin için ne ifade ettiğiyle ilgili bu videonun altına yorum yazarsanız ben de onları okuyup zaten mest olacağım ve muhtemelen ağlayacağım. Oradan 5 kişi seçeceğim ve onlara prima bez göndereceğim. Numarasını da isteyeceğim sizden, merak etmeyin. Artı olarak da Aslı'cığım bir paket bez bizim neyimize yetecek diyorsanız da tam tamına şurada yazın. Prima.com.tr adresine giriyorsunuz. Orada bir form karşınıza çıkıyor. O formu dolduruyorsunuz
Ve o formu dolduranlardan 5 kişiye de prima 1 yıllık BES hediye ediyor. Güle güle kullanınız efendim. Tam burada yazıyor. Bence hala yazıyor. İnşallah gitmemiştir. Gitmez. Sonuçta videoyu da biz hazırlıyoruz. Şaka bir yana. Bir sonraki videoda görüşene kadar... Bye. Öğrendin. Çak. Bir sonraki videoda görüşene kadar kippa. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hop kalktık. Sen de beni seçmişsin.